Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuda beraberiz. Osmanlı Devleti'ndeki fikir akımları ve darbe girişimleri olmak üzere. Fikir akımlarıyla başlıyoruz. Üç tarzı siyaset. Yusuf Akçura'nın 1904'te Mısır'da Kürk isimli bir gazetede yazdığı makalelerden oluşan üç tarzı siyasetle fikir akımlarını toparlayacağız. Ne anlatıyoruz? Osmanlı ulusunu oluşturma, İslamcılığa dayalı bir devlet yapısını kurma, ırka dayalı bir Türk siyasal ulusçuluğu meydana getirme şeklinde savunulan fikir akımlarından söz ediyoruz. Şimdi biz buradan başlayacağız. Osmanlıcılık, İslamcılık, Panislamizm, Ümmetçilik, arkasından Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarını özetlemek suretiyle sonrasında da Osmanlı Devleti'ndeki darbelerden söz edeceğiz. Osmanlıcılık bu fikir akımı 19. yüzyıl boyunca var olmakla beraber meşrutiyet döneminde etkisini arttıracaktır. Ne demektir Osmanlıcılık? İmparatorluk sınırları içinde yaşayan fertler arasında din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hepsinin aynı hak ve yetkilere sahip olduğunun kabul edilmesi, böylece Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak, bir arada tutmak adına yürütülen fikir akımı olarak düşüneceğiz. Tanzimat dönemine damgasını vuran fikir akımıdır. Birinci meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur. Osmanlı'nın bir imparatorluk olmasının bir sonucudur. Şöyle düşünün, Osmanlı bir imparatorluk. İçinde Yunan var, Sırp var, Karadağlı var, Arap var, Ermeni var, Rum var falan filan. İmparatorluk çok uluslu demek zaten. Bunların her biri milliyetçilik akımının etkisiyle kopmaya çalışınca ben de her birini bir arada tutmak, böylece toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışıyorum. Tanzimat döneminin temel fikir akımıdır. Milliyetçiliğe karşı bir akımdır. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden hak ve yetki olarak hepsinin bir arada toplanması demektir. Bunu başaramayacağız biz ki daha sonra konuşacağız. İşte Arnavutluğun en son Balkanlarda bağımsızlığını ilan etmesi, Osmanlıcılık fikir akımının darbe yemesidir, en büyük darbesidir, etkisini kaybetmesi demektir diyeceğiz. Öyle olunca da bütün Müslüman gayrimüslim hepsini bir arada tutamadıysam eğer, bari Müslümanları tutayım şeklinde bir fikir akımıyla ortaya çıkacağım. Pan-İslamizm, pan kelimesini daha önce konuşmuştuk, birleştirmek demekti. Hangi kelimenin başına geliyorsa bu onları birleştirmek anlamında kullanılıyordu. Pan-İslamizm, İslamcılık ya da ümmetçilik de bütün Müslümanların bir çatı altında toplanması demekti. Daha çok 2. Abdülhamit döneminin resmi devlet politikası olarak karşımızda çıkar. İki anlamda amaçlanır, dar ve geniş anlamda iki şekilde tanımlanır. Dar anlamıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını ve İslamiyet'e sıkı sıkı sarılarak tutmak diye düşünülür. Şöyle bakın olayın içine, şurada ne demiştik? Sırp, Yunan, Karadağ falan filan demiştik, Müslüman, gayrimüslim. Onlar kopup bağımsızlığını ilan etmeye devam edince ben de diyorum ki madem gayrimüslimler gidiyor bari ben Müslümanlarla bir birlik sağlayayım diyorum. Ve etnik yapıya bakmadan bütün Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün Müslümanların bir çatı altında toplanması şeklinde düşünüyorum. Geniş anlamda ise Osmanlı padişahının bir halife olmasından yola çıkarak halifenin bayrağı altında dünyadaki bütün Müslümanların birleştirmesi bir şeklinde tanımlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı padişahının cihat ilan etmesine rağmen Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçmesi bu fikir akımının yediği en büyük darbedir diyoruz. Hemen bakıyorum bir sonrası Türkçülük, Pan, Türkizm, bakın burada da Pan var. Ya da Turancılık diyoruz. İkinci Meşrutiyet döneminde daha çok kendini göstermiştir. Yine dar ve geniş anlamıyla iki anlamda tanımlıyoruz. Dar anlamıyla Osmanlı bünyesinde soy, dil ve ülkü birliği olan Türk milletini yeniden canlandırmak, parçalanmasını önlemek şeklinde tanımlıyorum Türkçülüğü. Geniş anlamı ise Pan-Türkizm ya da Turancılık. Dünyadaki bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması şeklinde tanımlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa ile açılan Kafkas cephesinde alınan yenilgi Turancılık fikir akımının en büyük darbesidir diye tanımlıyoruz.
Geçiyoruz batıcılığa. Adından belli bu da çok kolay. Lale Devri ile başlayan batılılaşma çabalarının Osmanlı Devleti'nde son dönemlerde çok daha etkili olduğunu, hatta Tanzimat'la beraber sistemli hale geldiğini söylemiştik. Batı'nın örnek alınması, Batı kurumlarının taşınması, Batı modeliyle çöküntüden kurtulmak, batılılaşma fikir akımına temel oluşturan unsurlardır. Bu görüşe göre devlet ancak batılılaşmakla kurtulabilecektir. Bunun için de sosyal, hukuki, ilmi, kültürel, siyasi alanlarda yenilikler yapılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir. Yine ikiye ayırıyoruz. Birinde Batı'nın tekniğine evet ama kültürüne hayır diyenler diyoruz. Diğerinde de Batı'nın sadece tekniğini değil kültürünü de almalıyız fikrini, bunu birbirinden ayıramayız fikrini savunanlar olarak tanımlıyoruz sevgili gençler. Bunların hepsi Osmanlı Devleti'ni parçalamaktan kurtarmak, ayakta tutabilmek adına düşünürlerin, aydınların savunduğu fikirlerdir. Geçiyoruz Osmanlı Devleti'nde darbelere. Osmanlı tarihi boyunca birçok ayaklanma olmuştu. Biz bunu aşama aşama konu ilerledikçe, inceledik, karşımıza çıktıkça anlattık. Ancak bu ayaklanmalarda bir Osmanlı hanedanı değiştirmek gibi bir kaygı yoktu. Ki parantezi açıyorum hemen hatırlatıyorum. 600 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ni Osmanlı ailesi yönetmişti. 19. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki siyasi akımların etkisiyle Avrupa'da eğitim almış devlet adamları rejimi hedef alan bazı gelişmelere neden olacaktır ki bu işte darbe tanımını getirecektir. Darbe nedir? Darbe ordunun veya devlet içindeki siyasi elitlerin örtük ve yasa dışı yöntemlerle mevcut iktidarı hükümeti değiştirmesi demektir. Hemen 1876 darbesine bakıyoruz. Osmanlı Türk tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket olarak tanımlanır. Batı'nın üstünlüğünü, halkın sahip olduğu geniş özgürlükleri, parlamenter demokrasiyi Osmanlı'ya getirmenin sorunu çözeceğini düşünen Osmanlı aydınları Yeni Osmanlılar adıyla örgütleniyorlar. Meşruti sisteme geçmek için, bunu daha önceki videomuzda konuşmuştuk, Padişah Abdülaziz'e baskı uyguluyorlar. 40 kişilik bir fedai grubu Osmanlı Yönetim Merkezi Bab-ı Ali'ye baskın düzenliyor. Sadrazam Ali Paşa yerine Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazam yapmayı planlıyorlar. Olaydan haberdar olan Ali Paşa'nın cemiyet üyelerinin bazılarını tutuklaması girişimin engellenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı döneminde Nedim Paşa'nın Avrupa'dan getirilen uzmanların görevlerine son vermesi, okullarda Fransızca dersini kaldırması, 11 Mayıs 1876'da İstanbul'da medrese öğrencilerinin ayaklanmasına yol açıyor. Bunun üzerine de Sultan Abdülaziz Mahmut Nedim Paşa'yı görevden almak zorunda kalıyor. Ancak Abdülaziz'in duruşu paşaları rahatsız ediyor. Hüseyin Avni Paşa'nın örgütlediği darbeyle Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor ve yerine 5. Murat çıkarılıyor. Bu arada Abdülaziz'in kapatıldığı odada bilekleri kesilmiş olarak bulunması intiharı 5. Murat'ın rahatsızlanmasına, sinir krizleri geçirmesine neden oluyor. Meşrutiyeti ilan etme sözü veren Abdülhamit, Genç Osmanlılar tarafından tahta çıkarılıyor. 1876 yılı içindeki girişimlerde. Bir de 1909 girişimi var. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra toprak kayıplarının devam etmesi ne gibi hocam dediğimizde, mesela Girit Rumlarının ayaklanarak Yunanistan'a katıldığını ilan etmesi ki Akdeniz'in en büyük adasıdır neredeyse, Doğu Akdeniz'in. Bu arada Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhak etmesi, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, bakın bir şehirden değil ülkelerden söz ediyoruz. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyeti korumamıştır, toprakları koruyamamıştır söylemi ortaya çıkıyor. Sadrazam Hilmi Paşa'nın medrese öğrencilerini askerden muaf olma ayrıcalığını kaldırması, ordu içinde alaylı subaylıların tasfiye edilmesi, yine bu arada Muhalif Gazete, Serbest Gazetesi ve İttihadi Osmaniye Cemiyeti'nin kışkırtmaları, 13 Nisan 1909'da alaylı askerler ve medrese öğrencilerinin katılımlarıyla 31 Mart ayaklanmasının yaşanmasına neden oluyor. Bu ayaklanmada
Ahrar Fırkası ve İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti'nin etkisi oluyor. Ayaklanma İstanbul'da bulunan 1. Ordu tarafından bastırılamadığı için Selanik'te hareket ordusu kuruluyor. İçinde Mustafa Kemal vardır, kurmay başkanıdır. Başında Mahmut Şevket Paşa vardır. Selanik'ten yola çıkıyor, İstanbul'a geliyor, ayaklanmayı bastırıyor. Ardından da Abdülhamit'e ayaklanmada parmağı olduğu gerekçesiyle tahttan indirilerek yerine sondan bir önceki padişah 5. Mehmet Reşat getiriliyor. İstanbul halkına hitaben bir beyanname yayınlanıyor ve İttihat ve Terakki yönetimi üzerindeki etkinliği artıyor. 1913 Bağbali baskınında darbeyle İttihat Terakki tamamen yönetim alıncaya kadar iktidarda güçlenmiş oluyor. 1909 tarihli bir önceki dersimizin konusuydu. Anayasal düzenlemeleriyle 1876 Anayasası'nın padişaha tanıdığı geniş yetkiler burada sınırlandırılıyor. Ve ikinci meşrutiyetle beraber aynı zamanda çok partili hayata da bu anayasa düzenlemesiyle beraber geçilmiş oluyor. Üçüncü başlığımız da 1913 darbesidir. İttihat Terakki Cemiyeti 31 Mart olayından sonra az önce ifade ettik arka planda iktidara hakim oluyor. Ama bu arada işte çok partili hayata geçiriliyor. 1911'de en güçlü muhalif partidir Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruluyor. Ve hatta 1912'de yoğun baskı altındaki sopalı seçim diye anlatılır. İttihat Terakki seçimi kazanıyor. Yönetimdeki etkinliğini arttı, daha da arttırıyor. Ama bu tutum bir nokta sonrasında sertleşmeye doğru gidiyor. İttihat Terakki'ye muhalif subayların oluşturduğu halasker zabıtan sert bir muhtıra ile hükümete Kamil Paşa başkanlığında yeni bir hükümetin kurulmasını bildiriyor. Birinci Balkan Savaşı'nda alınan yenilginin ardından ki Birinci Balkan Savaşı'yla Bulgar orduları İstanbul'un dibine kadar ilerleyecektir. Osmanlı Devleti eski başkentini kaybetme, Edirne'yi kaybetme noktasına gelecektir. Birinci Balkan Savaşı'nda alınan yenilgiden sonra Avrupa devletleri, Balkan devletleri lehinde bazı tavizler isteyecekler. Bu isteklerin görüşüleceği Dolmabahçe'de bir toplantı düzenlenirken İttihat ve Terakki hükümet darbesi için harekete geçecek. Enver ve Talat Paşaların baskısıyla Sadrazam Kamil Paşa istifa etmek durumunda kalacak. Mahmut Şevket Paşa Sadrazam tayin edilecektir. İttihatçılar idareyi ele geçirdikten sonra muhalifleri tutuklayacak. Kamil Paşa başta olmak üzere kabine üyeleri ülkeden uzaklaştırılacak. Edirne'yi kurtarmak adına başlayan hareket Londra Anlaşması'yla eski başkentin Bulgarlara bırakılmasıyla sonuçlanacaktır. Bundan sonra Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar tek partili bir rejimle ülke yönetilecektir ki bu işte 1913'te gerçekleşen Bağbali baskınıyla İttihat Terakki iktidarı döneminde. Bu arada Balkanlarda ciddi toprak kayıpları vardır. Fransız ihtilalinin etkisiyle Osmanlı topraklarında milliyetçilik akımının artmış olması, Sırp ayaklanması, 1878'de Berlin Anlaşması'yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını ilan etmesi, Yunanların milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanıp 1829'da Edirne Anlaşması'yla bağımsızlıklarını ilan etmiş olması, yine 1878 Berlin Anlaşması'yla Sofya merkezli Bulgar Prensliği'nin kurulması ki 2. Meşrutiyet'in ardından 1908'de bağımsız olma sürecini gerçekleştirecektir. Yunanistan'ın bağımsızlığını aldıktan sonra genişleme politikası izlemesi, bu siyasete paralel olarak Girit üzerinde bir takım oyunların oynanması, 1878 Berlin Anlaşması'nda Girit'te ıslahatlar yapılmasının istenmesi, 1878 Halep'e fermanı ile Giritli Rumlara geniş haklar verilmesi, Dönmeke Savaşı'nın kazanılmasına rağmen Osmanlı Devleti tarafından 1897'de Girit'e muhtariyetler verilmesi ve nihayetinde 1908'de Girit Milli Meclisi'nin Yunan Krallığı'na katıldığını ilan etmesi gibi gelişmeler ki Balkan Savaşı'ndan sonra Girit resmen Osmanlı Devleti'nden ayrılmış olacaktır. Bu arada Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra işgal etmesi ve 1908'de de
kendi topraklarına kattığını ilan etmesi, 1911'de başlayan Büyük Arnavutluk İsyanı'yla Balkan Savaşları'nın yarattığı karışıklıktan da yararlanarak 12'de Balkanlarda en son bağımsız olan ulustur, Arnavutların da bağımsızlığını ilan etmesi. Şöyle sayıyorum bir kalemde: Arnavutluk koptu, Bosna Hersek koptu, Girit koptu, Bulgar Prensliği kuruldu 1908'de, tamamen bağımsız oldu ve koptu. Yunanistan ilk 1829'da koptu. Sırbistan, Karadağ, Romanya koptu. Bu ne demektir? Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda bir toprağa, bir gücü kalmadı demektir. Avrupa'da büyük oranda Osmanlı Devleti'nin çekildiği anlamını taşıyan gelişmedir. Evet sevgili gençler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka konuda, bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.